Sizlerle beraberim. Bakın değerli kardeşlerim, bir ülkücü kardeşim de soru sordu. Bu toplantı bir siyasi parti toplantısı değildir. Bu toplantı bir siyasi parti toplantısı değildir. Bu toplantı hepimizi ilgilendiren, hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun 80 milyonu ilgilendiren bir toplantıdır. Yani anayasa değişikliği toplantısıdır. Anayasa değişikliği sadece beni ilgilendirmiyor. Sadece Bozkurt'u ilgilendirmiyor. Hakkari'yi de ilgilendiriyor. Tekirdağ'ı da ilgilendiriyor. Mersin'i de ilgilendiriyor. Urfa'yı da ilgilendiriyor. Afyon'u da ilgilendiriyor. Hepimizi ilgilendiriyor. Yani anayasa adı üstünde yasaların anası. Yasaların anası. Yani kanunların anası. Diğer kanunlar gibi buna bakmıyoruz. Peki bu özelliği nedir anayasanın? Ne özelliği var? Anayasanın özelliği şu. Anayasalar birer toplumsal uzlaşma belgeleridir. Her vatandaşın hakkını güvence altına alan belgelerdir. O nedenle diyoruz ki anayasalar bir partinin mutfağında hazırlanmaz. Oturulur, konuşulur, bir uzlaşma sağlanır ve anayasa ondan sonra gerçekleşir, değişikliği gerçekleşir. Size bir örnek vereceğim. Bir devlet adamından örnek vereceğim. Rahmetli Bülent Ecevit. Rahmetli Bülent Ecevit'in zamanında anayasanın 35 maddesi değişti. Koalisyondu, 35 maddesi değişti. Kimsenin haberi oldu mu 35 maddenin değişikliğinden? Kavga oldu mu? Dövüş oldu mu? Referandum oldu mu? Hayır. Bütün partiler bir araya geldiler, oturdular, anayasanın 35 maddesini değiştirdiler. Olması gereken budur. Şimdi önümüze bir anayasa değişikliği konuyor. Deniyor ki vatandaşım sen bir tercihte bulunacaksın. Nasıl bir tercihte bulunacağız? Evet mi diyeceğiz, hayır mı diyeceğiz? Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Önce yapmamız gereken şu. Düşünerek sandığa gideceğiz. Düşünerek. Bizim önümüze neyi koyuyorlar ve biz neye evet diyeceğiz? Hayır diyeceksek neye hayır diyeceğiz? Diyorum ya, bu bir siyasi parti toplantısı değil. Hepimiz ilgilendiriyor. Bakkalı da ilgilendiriyor. Simitçiyi de, sanayiciyi de, esnafı da, çiftçiyi de, köylüyü de, ev kadını da hepimiz ilgilendiriyor. Biz buna tercihimizi koyarken, evet veya hayır derken düşünerek oy kullanmak zorundayız. Düşünerek. Memleketi düşüneceğiz. Bayrağımızı düşüneceğiz. Vatanımızı düşüneceğiz. Çocuklarımızı düşüneceğiz. Torunlarımızı düşüneceğiz. Adaleti, hakkı ve hukuku düşüneceğiz. Onun için evet veya hayır diyeceğiz. Düşüneceğiz. Bana sorular sordunuz. Yasama, yargı, yürütme güçler ayrılığı var deniyor. Doğrudur. Şu anda var. Ama şimdi deniyor ki bunların tamamı bir kişiye teslim edilsin. Tamamı bir kişiye teslim edildiğine göre o zaman bu 600 milletvekiline niye maaş veriyoruz? Ve 600 milletvekilini 550'yi niye 600'e çıkarıyoruz? Aynı soruyu ben defalarca sordum. 550 milletvekili sizin neyinize yetmiyor da 600'e çıkarıyorsunuz? Bana bir Allah'ın kulu çıksın, bunun nedenini anlasın. Niye 600? 550 bile fazla. Normali 450 milletvekilidir. Hadi 550 olmuş, tamam. Şimdi 600. Milletin sırtına 187 trilyon liralık ek bir yük getirecekler. Bu parayı siz ödeyeceksiniz. Bu memleketin çiftçisi ödeyecek. Esnafı ödeyecek. Manavı ödeyecek. Bakkalı ödeyecek. Sanayicisi ödeyecek. Sizler ödeyeceksiniz. Sadece bu bile ben 600 milletvekili istemiyorum diyen vatandaş hangi partiden olursa olsun sandığa gitsin oyunu kullansın. İstemiyorsa hayır desin, bu kadar basit.
Ben 600 milletvekili istemiyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, tek adamlığı bilmiyorum. Bana şu tek adamlığı anlatın diyorlar. Tek adamlık şu. Tek adamlık. Her şeye muktedir. Anayasa Mahkemesi'ne hakim mi lazım? Tek adam tayin edecek. Vali, kaymakam, büyükelçi mi lazım? Tek adam tayin edecek. Davalar mı görüşülecek? Hakim tek adama bakacak. Çünkü tayinini o yaptı. Ona göre karar verecek. Devletin, bir arkadaşım söyledi gene, ülkenin parçalanması, bölünmesiyle ilgili bir kaygım var mı diye, bir tereddütümüz var diye. Öyle yetkiler veriyoruz ki bu tek kişiye. Bir anayasamız, anayasadan da söz etti bir arkadaşımız, muhtarımız söz etti galiba. Öyle yetkiler veriyoruz ki devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili yetki tek adama veriliyor. Bir daha söylüyorum. Devletin yapısı ve işleyişiyle ilgili bütün yetkiler tek adama veriliyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Şu demektir. Bütün yetkileri bir adama verdik. Bir adamı ikna ederseniz, bir adamı kandırırsanız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 24 saatte en geç ele geçirirsiniz. En geç. Nasıl olacak bu? Anlatayım size. 24 saatte işim, biraz hazırlık zamanı gerekiyordu, onun için 24 saat dedim. Bütün müsteşarlar, bütün valiler, bütün kaymakamlar, bütün müftüler, bütün emniyet müdürleri, bütün genel müdürler, bütün daire başkanları, bütün şube müdürlerini, devletin tamamını bir kararnameyle değiştirebiliyorsunuz. Tamamını. Ne diyorlardı? FETÖ terör örgütü devlete sızdı, 30-35 yılda paralel devlet kurdu. Şimdi 30-35 yıl uğraşmanıza gerek yok. Bir kişi ikna edeceksiniz, 24 saatte devleti ele geçireceksiniz. Vali, kaymakam, paşalar, hepsi, emniyet müdürleri, hepsini ele geçiriyorsunuz. Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu farkında mısınız değerli kardeşlerim? Sevgili anneler, tehlikenin ne kadar büyük olduğunu farkında mısınız? Başımıza örülmek istenen çorabın ne olduğunu farkında mısınız? Ben ısrarla diyorum, bu bir parti meselesi değildir. Bu bir parti meselesi değildir. Biz sandığa gidip bir parti iktidara gelsin veya gelmesin, bunun tercihini yapmıyoruz. Bu bir memleket meselesi, bu bir vatan meselesi, bu bir bayrak meselesi, bu bir geleceğimiz meselesidir. Bunun cumhurbaşkanıyla, bunun bir başka partinin genel başkanıyla da bir ilgisi yoktur. Hepimiz faniyiz. Devlet olan bakidir devlet. Devletin altındaki halı çekiliyor. Devletin hiçbir freni kalmıyor. Hiçbir freni. Muhtar arkadaşıma sorayım. Köylerde muhtarımız var değil mi? Tek adam mı? Hayır. Yanında kim var? İhtiyar meclisi var. Muhtar tek başına köyün merasını satabilir mi? Satamaz. E şimdi biz tek adama yetki veriyoruz, Türkiye'nin tapusunu teslim ediyoruz. Ya kabul edilir mi bu? Bunun akılla, mantıkla, izanla, ahlakla bilgisi var mı? Yok. Sizden istirhamım, bunu gidin her tarafa anlatın. Herkese söyleyin. Bu kadar tehlikeli bir sürecin içine Türkiye sokuluyor. Yazık, günahtır bu memlekete. Bizim dedelerimiz, bizim babalarımız Cumhuriyeti kurarken ne mücadele verdiler? Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Bakın, Erzurum Kongresi'ne bakın. Tek adam var mıydı? Kongre vardı. Sivas Kongresi'ne bakın, 1919. Tek adam var mıydı? Hayır, Sivas Kongresi vardı. 1920, 23 Nisan 1920. Meclis açıldığın zaman tek adam mı vardı? Hayır. Türkiye Büyük Millet Meclisi vardı.
1924 Anayasası görüşülürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni fesih yetkisini Atatürk'e vermek istiyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni fesih yetkisini. İki genç milletvekili çıkıyor kürsüye diyor ki, diyorlar ki, biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü biliyoruz. Bu memleket için neler yaptığını da çok iyi biliyoruz. Büyük bir komutan, onu da çok iyi biliyoruz. Ama bizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk değil, millet getirdi. Milletin getirdiğini Gazi Mustafa Kemal Atatürk de feshedemez diyor. Ve reddediliyor bunu. Bakın reddediliyor. Mustafa Kemal Atatürk bu itiraz eden bu iki milletvekilini daha sonra bakan yapıyor. Daha sonra bakan yapıyor. Şimdi önümüze bir anayasa değişikliği geliyor. O ayın 16'sında sandıklara gideceğiz. Nisan'ın 16'sında. Bir kişiye öyle bir yetki veriyoruz ki sizin seçip Ankara'ya gönderdiğiniz milletvekillerini bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni sabah kalkıyor ben feshettim diyor. Yeniden seçime gideceğiz. Sebep? Sebep göstermeye gerek yok. Gerek yok. Böyle bir yetki kime verilir Allah aşkına? Kime verilir? Bizim İstanbul milletvekili ilan kesicinin dediği gibi ya bu kadar yetkiyi evliyaya verseniz evliyayı azdırırsınız. Bu kadar yetkiyi 80 milyonu kime emanet ediyorsunuz? Kime? Bir kişiye emanet edilir mi? Hata insana mahsustur. Hata. Hata insana mahsustur. Başka bir canlının yaptığı bizim uygun görmediğimiz hareket hata kabul edilmez. Hata sadece insana mahsustur. Aslan acıktığı zaman gider bir av bulur. Hiç kimse gidip de aslana sen hata yaptın demez değil mi? Akrep birisini ısırdığında biz akrebe dönüp akrep hata yaptı der miyiz? Demeyiz. Neden? Çünkü Allah'ın bize verdiği çok değerli bir şey var. O da akıldır. Akıldır. Hayatı sorgulamaktır. Dünyayı sorgulamaktır. Niye diyorum düşünün. Sandığa giderken düşünün. Çocuklarımızı, geleceğimizi, bayrağımızı, vatanımızı düşünerek sandığa gidin. Bir kişiye yetki veriyorsunuz. Çok iyi niyetli olabilir o bir kişi. Her türlü yetkiyi verdiğinizde. Ya hata yaparsa? Faturayı 80 milyon ödeyecek. Hepimizin dikkatli olması lazım. Bu işin ülkücüsü diyorlar ya bir arkadaşımız. Milliyetçiler buna nasıl oy verecek diye. Ülkücü kardeşime söylüyorum. Eğer milliyetçilik çok değerliyse ki değerlidir. Hiç kimse endişe etmesin. Bu kardeşiniz de milliyetçidir. Bu kardeşiniz de vatanseverdir. Hepimiz milliyetçiyiz. Ben de milliyetçiyim, 80 milyon da milliyetçidir. Ben de vatanımı seviyorum, 80 milyon da vatanımı seviyor. Ama ben hiçbir zaman, hiçbir ortamda, hiçbir yerde evet diyenler şöyledir, hayır diyenler şöyledir diye bir suçlama getirmedim. 80 milyonun tercihi benim başımın üstünde yeri vardır dedim. İnsanımıza saygı göstereceğiz. İnsanımıza. Çıkıp vatandaşın önüne neden evet demeleri gerektiğini anlatamıyorlar. Vatandaşa niye evet demeleri gerektiğini oturup anlatmaları lazım değil mi? Şunun için evet diyeceksiniz. Diyemiyorlar. Ne diyorlar? Hayır diyen teröristtir. Niye teröristtir arkadaşlar? Niye teröristtir? Bunu söylediğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Eli silahlı dağda gezen adamı aklamış oluyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Evet dediği için çalıştığını da gayet iyi biliyorum. Devletin yapısını ve işleyişini değiştiriyorlar, doğru. 5 tane vilayeti birleştirip tek vilayet yapabilirler. Yetki kimde? Başkanda. Başkanda.
Bu neye yol açar? Neye yol açar? Değerli arkadaşlarım, belli bir tehlikenin içine Türkiye'nin sürüklendiğini görüyor muyuz? Hepimizin görmesi lazım. Bütün vatanseverlerin görmesi lazım. Farklı partilerden olabiliriz. Eyvallah. Farklı düşünebiliriz. Siyasi görüşlerimiz de farklı olabilir. Ama bizim bir ortak paydamız var. Nedir? Bayrak bizim ortak paydamız değil mi? Vatan bizim ortak paydamız değil mi? Sevgi, güzellik bizim ortak paydamız değil mi? Demokrasi de bizim ortak paydamız. Ortak paydamızı elimizden alıyorlar. Neredeyse acılarımızı paylaşamaz noktaya geldik. Şehitlerimizi bölmeye başladılar. Benim şehidim onun şehidi diyen. Bunlar doğru değil değerli arkadaşlarım. Hepimizin düşünmesi lazım. Sordular. 18 yaşında milletvekili kimin için getiriliyor? Herhalde sizin çocuklarınız için getiriliyor değil mi? 18 yaşında çocuğunuz varsa hazırlığınızı yapın. İlk seçimlerde hepsi milletvekili olacak. Hepsi. İnanıyor musunuz? Hayır. İnanıyor musunuz? Hayır. Beyler, bakın, hanımlar, 18 yaşında, 18 yaşında milletvekili olacak. 18 yaşında. İki, yetmiyor. Ömür boyu askerlikten muaf olacak. Yetmiyor. 2 yıl askerlik yaptıktan sonra da milletvekili emeklilik hakkına kavuşmuş olacak. O hakka sahip olmuş olacak. Böyle ballı bir böreği size bırakırlar mı? Sizin çocuklarınıza bırakırlar mı? Kime bırakırlar? Kendi çocuklarına istikbal hazırlıyorlar. Bunu da herhalde bizim memleketimizin vatandaşı düşünüyordur herhalde. Düşünüyordur. Sizin çocuklarınız, gencecik evlatlarınız askere gidecek, el baba gidecek, beylerin çocukları meclise gidecek. Ballı börekli bir hayat sürecekler. Bunun adı da biz efendim memlekete huzuru getiriyoruz olacak. Kendi çocukları için huzur getiriyorlar. Bu tuzağa kimse düşmesin. Bu tuzağa kimse düşmesin. Bir şey daha kandırıyorlar vatandaşı. Efendim idamı getireceğiz. Getirseydiniz, koysaydınız buraya. Niye getirmediniz? Anlaşmıştınız kendi aranızda. Niye getirmediniz? Milleti kandıracaklar, milleti gaza getirecekler. Evet oyu için. Bu tuzağa kimse düşmesin arkadaşlar. Memleket meselesidir bu mesele. Memleket meselesidir. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci hep birlikte memleketimize sahip çıkmak zorundayız. Bu memleket sokakta bulunmadı. Sokakta kurulmadı bu memleket. Kuvayi Milliyecileri herhalde siz bilirsiniz. Babalarınız, dedeleriniz Kuvayi Milliye'nin ne olduğunu bilir. Ne bedeller ödediklerini biliyoruz hepimiz. Şimdi o dönem alamadıklarını anayasa değişikliğiyle altın tepsi içinde birilerine sunmaya hazırlanıyorlar. Sunmaya hazırlanıyorlar. Bir arkadaşım daha işsizlikle ilgili sordu. Size şöyle bir soru sorayım. Bu anayasa değişikliği vatandaşın hangi derdini çözüyor? Hangi derdini? Ben gerçekten merak ediyorum. Hangi derdini çözüyor? İşsizliği çözüyor mu? Çiftçinin derdini çözüyor mu? Esnafın derdini çözüyor mu? Emeklinin derdini çözüyor mu? Sanayicinin derdini çözüyor mu? Terörü çözüyor mu? Kimin derdini çözüyor bu anayasa? Kimin? Kimin arkadaşlar? Kimin derdini çözüyor? Bakın, ne dedim? Allah'ın bize verdiği en değerli şey akıldır. En değerli şey. Yüce Yaradan kitabında der ki, aklınızı kullanmıyor musunuz diye. Bize sorar. Aklınızı kullanmıyor musunuz diye. Tek adam ne demektir biliyor musunuz? Bütün yetkileri veriyoruz. Biz de aklımızı sıfırlıyoruz. Aklımızı kullanmayacağız. Çünkü bizim adımızı o düşünecek. Bizim adımızı o yapacak. Teklik kime mahsustur? Bir tek Allah'a mahsustur teklik. Bir tek Allah'a mahsustur.
Bunu söylüyorum, kızıyorlar. Diyorlar ki Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor. Anayasa değişikliğini okumamış. Olabilir. Ben de onlara teklif yapıyorum. Diyorum ki gelin sizin televizyon kanallarında oturalım. Siz bana soru sorun, ben cevap vereyim. Ben de size soru sorayım, siz de cevap verin. Benim cesaretim var. Siz de biraz cesur olun. Gelirler mi? Konuşurlar mı? Ben de biliyorum gelemezler. Çünkü onlar da biliyorlar ki ben doğruları söylüyorum. Ben doğruları söylüyorum. Ben onlar gibi değilim. Biz onlar gibi değiliz. Biz halkız. Halkımızı seviyoruz. İnsanımızı seviyoruz. Halka inanıyoruz biz. Değerli arkadaşlarım, sandık güvenliğini sordunuz. Hiç endişe etmeyin. Hiç ama. Türkiye'deki bütün sandıklara sahip çıkacağız. 2 yıldır biz bunun hazırlığını yapıyoruz. Seçimler için. Ama referanduma denk geldi. Türkiye'nin bütün illerinde sandıklara sahip çıkacağız. Sizden tek isteğim, tek isteğim. Ya bugün pazar, hava güzel, arkadaşlar kahvede bekliyorlar. Veya bugün kadınlar günü var. Ya gidip oy kullanmayalım, bir oyla bir şey değişmez. Sakın demeyin. Sakın demeyin. Bir oyla her şey değişir. Bakın, ben 1982 yılında genç bir devlet memuruyken gittim anayasa değişikliğine hayır oyunu kullandım. Darbe anayasasına hayır oyunu kullandım. Ve ben bugün çocuklarıma diyorum ki o anayasa değişikliğinde ben hayır demiştim. Siz de böyle bir onuru çocuklarınıza ve torunlarınıza anlatabilirsiniz. Böyle bir onuru. Suriyelilerle ilgili soru geldi. Bizim askerlerimiz Elbap'ta. Şehit oluyorlar. Şehit oluyorlar. Suriyeliler nerede? Türkiye'de. Sayı kaç? Kimse bilmiyor ama 3,5 milyonla 4 milyon arasında değişiyor. Benim esnafım dükkan açar, vergi verir. Onlar dükkan açarlar, vergi vermezler. Benim hastam hastaneye gider, sıraya girer. Para öder. Katkı payı öder. Suriyeli kardeşlerimiz hiç sıraya girmezler. Ayrıca katkı payı da ödemezler. Biz kendi ülkemizde 2. sınıf vatandaşız. Suriyeli kardeşlerimiz bizim ülkemizde 1. sınıf vatandaş. Bizim gencecik çocuklarımız şehit olurlar. Onlar burada gezerler. Öyle diyeyim. Şimdi diyorlar ki bunlara vatandaşlık vereceğiz. Ya bizim 6,5 milyon çocuğumuz işsiz. Sen önce bunlara bir iş bul, ondan sonra Allah kerim. Hayır diyor, bunlar işsiz kalabilir. Önceliği ben onlara vereceğim diyor. O zaman siz bu anayasa değişikliğinde gerekli dersi vermek zorundasınız. Gerekli dersi vermek zorundasınız. Çocuklarınızı seviyorsanız. Ben bunu söylediğimde yine diyorlar Kılıçdaroğlu Suriyeliler gitsin diyor. Ben açık ve net söylüyorum. Açık ve net söylüyorum. Bir tercih olacaksa ben o tercihi önce bu ülkenin insanı için kullanırım. Kendi ülkemin insanı için kullanırım. Amerikalı öyle yapıyor. Almanı öyle yapıyor. Hollandalısı öyle yapıyor. Japonu öyle yapıyor. Biz de öyle yapacağız. Benim insanım, benim çocuğum işsizse ben dışarıdan işçi mi getireceğim? Çiftçi platformu başkanı soru sordu. Çiftçi kardeşim şunu çok iyi biliyor mu? Gittiler Afrika'da toprak kiraladılar. Orada ürün ekiyorlar, Türkiye'ye getiriyorlar. Sanki Türkiye'de toprak bitti. Çiftçi de bitti. Çalışan bulamıyoruz. Gittiler Afrika'da toprak kiraladılar. Çiftçi kardeşlerimi bunun hesabını sorması lazım. 2 Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor. Ekemiyor. Çiftçi alın terinin karşılığını alamıyor. Şimdi getirmişler anayasa değişikliği. Bütün yetkileri bana verin. Ne verelim arkadaşlar? Daha ne verelim ya? Neyi vereceğiz arkadaşlar? Memleket teslim edilir mi? Apartman yöneticisine bile biz, apartman yöneticisi. Seçeriz bir yönetici. Apartman yönetici. Seçeriz.
aidat öderiz. Ödediğimiz aidatlar doğru kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu diye bir de denetim kurulu seçeriz. Ya devleti teslim edeceğiz, kimse denetlemeyecek. Hiç kimse. Freni patlamış kamyona kimse binmez arkadaşlar. Gönüllü binmez. Freni patlamış kamyona binmez. Sevgili anneler, size sorayım. Freni patlamış bir otobüse siz çocuklarınızı bindirir misiniz? Freni patlamış veya nereye gittiği belli olmayan bir trene sevgili babalar çocuklarınızı bindirir misiniz? Ne olduğu belli olmayan bir sistemin içine Türkiye sokuluyor. Bakın bizim 141 yıllık parlamento geleneğimiz var. 141 yıl. Örfümüze bağlı olmalıyız. Adetimize bağlı olmalıyız. Başbakanlığı kaldırıyorlar. Binali Bey'in hakkını ben savunuyorum. O da çıkmış meydan meydan geziyor. Başbakanlığı kaldıralım. E istifa et kardeşim. İstifa et. Niye duruyorsun orada? İstifa et. De ki fiili durumu gerçekleştiriyoruz. Zaten esamen okunmuyor. Yazık günahtır bu memlekete. Başbakanlık kalkmasın değerli arkadaşlarım. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana başbakanlık var. Bakanlıklar var. Peki size bir soru daha. Başkan seçildiğinde kaç tane yardımcısı olacak bilen var mı? Kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum. Kaç bakan olacak bilen var mı? Kimse bilmiyor. Sayıyı kimse bilmiyor. Peki bugün, bugünkü düzende kaç bakan olacağına kim karar veriyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç bakan olacağına. Kanunu çıkar. Her bakanlığın kanunu vardır. Yeni modelde hiçbir bakanlığın kanunu olmayacak. Başkan istediği zaman istediği bakanlığı kuracak. Belki de hiç bakanlar kurulu da olmayacak. Ve hükümet gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne güven oyu talebinde bulunmayacak. Sizden güven oyu istiyorum demeyecek. O zaman arkadaşımın sorusu haklı oluyor. Biz bu 600 milletvekilini meclise niye gönderiyoruz? Güven oyu yok. Gen soru yok. Hiçbir bakan, hiçbir başkan yardımcısı milletvekili olmayacak. Hiçbirisi. Meclisten bir tek bakan, bir tek milletvekili olmayacak. Tamamı başkanın adamları olacak. Ve tek yetkili olacak. O zaman biz bu meclisi niye kurduk ya? 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni niye kurduk? Bu meclis Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten meclistir. Bu meclis Gazi Meclis'tir. Bu meclis Kıbrıs Barış Harekatı'nı yöneten meclistir. Bu meclis 15 Temmuz darbe girişimini püskürten meclistir. Alıyorsun bütün yetkileri bir adama veriyorsun. Olmaz. Yanlış olur. Elimizi vicdanımıza koyacağız. Sandığa öyle gideceğiz. Bu işin partilisi yok arkadaşlar. Partilisi yok. Altını çiziyorum. Her partiden arkadaşım büyük bir ihtimalle vardır. Bu işin partilisi yoktur. Bu iş memleket meselesidir. Hayır çıkarsa kaos olur. Hiç olmaz. Hiç olmaz. Hayır çıkarsa Sayın Cumhurbaşkanı gene yerinde. 2019'a kadar görevinin başında olacak. Sayın Binali Yıldırım Başbakan olarak görevini yapacak. Bakanlar görevlerini yapacaklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi görevini yapacak. Ama hayır çıkarsa ne olacak? 80 milyon vatandaş ben demokrasiye sahip çıktım diyecek. Ben demokrasiye, ben geleneklerime, ben örfüme, adetime, ben tarihime ve bayrağıma sahip çıktım diyecek. Hayırın anlamı budur. Onun için hayırın hayırlı bir yol olduğunu hepimizin kabul etmesi lazım. Evet, dipsiz bir kuyudur. Ne olduğu belli değil. Dünyada böyle bir model de hiç yoktur. Hiç yoktur. Bakın size bir şey daha anlatayım. Bugünkü uygulamada diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışına gitti. Olur ya yurt dışına gider. Veya hastalandı. Yerine kim vekalet eder? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı vekalet eder. Bugünkü modelde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı vekalet eder. Niye Cumhurbaşkanı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı vekalet ediyor? Çünkü tarafsız, çünkü milli iradeyi temsil eder ve onun için vekalet eder. Yeni düzen geldiğinde ne olacak?
Başkan bir yere gittiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı onu temsil edemiyor. Milli irade onu temsil edemiyor. Kim temsil edecek? Başkan yardımcısı. Kim başkan yardımcısı? Dayısının oğlu olabilir, amcasının oğlu olabilir, yeğeni olabilir, hiç tanımadığımız olabilir. Herhangi birisi olabilir. Herhangi birisi olabilir. Peki, asıl önemli olan şu değerli arkadaşlarım. Seçimle gelmeyen birisi Türkiye'yi temsil edebilir mi? Seçimle gelmeyen. Asıl felaket bu. Bunların hiçbirisi yeteri kadar millete anlatılmıyor. Benim sorumluluğum var, ben gezip anlatıyorum. Vatandaş olarak her birinizin, anne olarak her birinizin tek tek sorumluluğu var. Hepsini anlatmak zorundasınız. Hepsini söylemek zorundasınız. Bu memleket benim memleketim ama bu memleket 80 milyon vatandaşım benim memleketim. 80 milyon birlikte sahip çıkacağız memleketimize. Bu işin ülkücüsü, milliyetçisi, sağcısı, solcusu, sosyal demokratı, Atatürkçüsü, dindarı bu işin yok. Bu hepimizin memleketi, hepimiz beraber cumhuriyetimizi savunacağız, demokrasimizi savunacağız, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Ha seçimler gelirse hangi vatandaş arzu ettiği partiye gider oyunu verir eyvallah. Ona kimsenin itirazı yok. Ama bu referandum bir anayasa değişikliği hepimizin üzerinde durması lazım. Birlikte düşünmemiz lazım. Bakın değerli arkadaşlarım. Sor bakalım. Kimse ortada kalmasın. Biliyor, ben gayet iyi anladım. Gayet iyi anladım. Gayet iyi anladım. Biz bakın. Evet. Estağfurullah. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Biz bayrağımızı seviyorsak, güzel, bayrağımızı seviyorsak, vatanımızı seviyorsak, çocuklarımızı, geleceğimizi düşünüyorsak gideceğiz. Hayırlı bir iş yapacağız. Hayırlı bir iş. Şimdi bu iş liderlerin sözlerine bakılarak karar verilecek bir olay da değildir arkadaşlar. O işe siyasi bir olay değildir bu iş. Bu iş bir vatanseverlik olayıdır. Bu iş dolayısıyla lider şunu söyledi, öbürü bunu söyledi değil. Bakın ben şu çağrıyı niye yapıyorum? Bütün liderler çıkalım bir televizyon ekranına, değil mi? Oturalım. Fransızı yapıyor, Almanı yapıyor, Hollandalısı yapıyor, Japonu yapıyor, Amerikalısı yapıyor. Biz niye yapmıyoruz? Bir araya gelelim, ben de söyleyelim, onlar da söylesin. Vatandaş evinde yemeğini yerken, çayını kahvesini içerken dinler, bakar ya kim doğruyu söylüyor. Oturur kendi akıl süzgecinden geçirmiş olur. O açıdan A liderini, B liderini suçlamak yerine biz aklımızı kullanarak sandığa gideceğiz. Ülkemiz için, demokrasimiz için, birlikteliğimiz için, kardeşliğimiz için, ülkemizin geleceği için oyumuzu kullanacağız. Referandumda böyle bir tercih yapacağız. Yapmak durumundayız. Bunu yaparsak iyi bir sonuç elde ederiz. Son bir şey. Tek adam rejimleri ne oldu? Tek adam rejimleri ne oldu? Tek adam rejimleri. Saddam vardı, gitti. Çavuşesko vardı, gitti. Kaddafi vardı, gitti. Tek adam rejimleri iflah olmamıştır. Ama iflah olmamıştır. Fakat tek adam rejimlerin olduğu ülkelerde kan gölüne dönmüştür arkadaşlar. Kan gölüne dönmüştür. Demokrasi bir dengeler rejimidir. Dengeler rejimi. Demokrasi de dengeler olur. Dengeyi bitirdiğiniz andan itibaren sonu uçurumdur. Niye meclis vardır? Meclisin varlık nedeni nedir? Çünkü ortak aklı egemen kılmamız lazım. Tek aklı değil, ortak akıl. Dedelerimiz bize ne diyorlardı? Akıl akıldan üstündür, değil mi? Biz çocuklarımıza ne diyoruz? Akıl akıldan üstündür. Bizim dedelerimize onların babaları ne diyordu? Akıl akıldan üstündür. Ne diyoruz? Beşer şaşar.
Şimdi bütün yetkiyi bir kişiye verirseniz bu olmaz. Bu Türkiye'yi felakete götürür. Hepimizin üzerinde durması lazım. Birlikte mücadele edilmesi lazım. Ege adaları ile ilgili bir soru geldi. Ege'deki adalarımız işgal altında. Bulamaç Adası'nda başka bir ülkenin, Yunanistan'ın bayrağı dalgalanıyor. Yunanistan'ın bayrağı dalgalanıyor. Bu kahramanlar, kendilerini kahraman ilan edenler niye bizim topraklarımıza, bizim adalarımıza sahip çıkmıyorlar? Hem İngiliz belgelerinde hem Amerikan belgelerinde Bulamaç Adası bizim adamız. Ama gidin orada başka ülkenin askerleri var. İlk kez toprak kaybına uğruyoruz. İlk kez Cumhuriyet döneminde toprak kaybına uğruyoruz. Bir de rahmetli Ecevit'i düşünün. Konuşur muydu fazla? Konuşmazdı. Çıkıp sabah, öğle, akşam biz Kıbrıs'a çıkaracağız diyor muydu? Asla demiyordu. Ne zaman söyledi? Türk askeri Kıbrıs'a ayağını bastığı zaman dedi. Biz Kıbrıs'a çıktık dedi. Bitti. Noktayı koydu. Olay budur. Ne diyorlar? Membiç'e gideceğiz. Git kardeşim. Yok, vazgeçtik. Nereye? Rakka'ya gideceğiz. Git kardeşim. Vazgeçtik. Hem Membiç'e gideceğiz, hem bilmem neydi, Rakka'ya gideceğiz. Ya kardeşim, çocuk mu kandırıyorsunuz siz? Devlet böyle yönetilmez. Devlet akılla yönetilir. İrfanla yönetilir. Bilgiyle yönetilir. Birikimle yönetilir. Tecrübeyle yönetilir devlet. Diline hakim olamayan devleti yönetemez. Önce devlet adamı dediğiniz kişi diline hakim olacak. Neyi, ne zaman, nerede konuşacağını bilecek. Yoksa sonumuz pek hayırlı değil. Önümüzde büyük bir fırsat var. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Demokrasimize sahip çıkmalıyız. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz.